ama böyle bir geceye de katılmadan olmazdı. Ben her şeyden önce Hüseyin Keskin abimize, arkadaşımıza, hemşerimize meslek hayatında başarılar diliyorum. Bu kürsülerden hep söyledik. Onlar gerçekten ordular adına çok güzel işler yapıyorlar. Malum hepimiz dernek başkanıyız birçoğumuz. İstanbul gibi bir coğrafyada hemşericiliğin ne kadar zor olduğunu, bu işleri yapmanın ne kadar zor şartlarda yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ama ben de bir dernek başkanı olarak, yıllarca bu işi yapmış biri olarak gazeteci arkadaşlarımızın, basında çalışan, emek veren arkadaşlarımızın, emin olun dernek başkanlarından ya da dernekçilikle uğraşan hemşericiler, hemşerilerimizden çok çok daha fazla yoruluyorlar, emek sarf ediyorlar. Onların da tek bir derdi var. Hemşericilik adına ordumuzu, ilçelerimizi, İstanbul'da metropol şehirde yaşayan tüm hemşerilerimizi haber ağıyla, gönül ağıyla birbirine bağlamak. Ben hep yine bu kürsülerden söyledim. Ordulu iş adamlarımızın muhakkak sana basın kuruluşunda çalışan arkadaşlarımıza destek olmaları gerektiğini, özellikle iş adamlarımızın her daim onların yanında olması gerektiğini her zaman vurguladım. Ben 2 sene federasyon başkanlığı yaptım ve bu süreçte de hiçbir zaman federasyonumuzun kapısını kapatmadım. Her gelene kucak açtık. Çünkü onlar hakikaten çok zor şartlarda çalışıyorlar. Onlar bu zor şartlarda çalışırken de hepsi çok son derece onurlu ve hepsi son derece de gururlu. O yüzden biz onların bu zor durumda olduğunu onlara ifade ettirmeden önce biz ordulu hemşerilerimizin muhakkak onlara destek olması lazım. İşte bu geceler onlara destek olmanın birer fırsatıdır. O yüzden öncelikle şahsımda burada olmayı bir görev bildim, bir borç bildim. Ben buradaki olan tüm hemşerilerimize, sadece Hüseyin Keskin arkadaşımıza değil, abimize değil, onun şahsında ordulu basın kuruluşunda, basın camiasında çalışan tüm gazeteci arkadaşlarımıza destek istiyorum. Böylesi gecelerde onları da yalnız bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu geceye gelerek her şeyden önce Hüseyin Keskin abimize destek olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ona da bir iki kelam etmek istiyorum. Hüseyin abimizin şahsında yine tüm ordu basın camiamıza da ilkeli meslek adabına, meslek aykı, meslek ahlakına uygun, tarafsız ve adil haber yapmalarını onlardan istiyoruz ki Hüseyin Keskin Ünye Haber Gazetesi de ben iddia ederek söylüyorum bu camiada tarafsız ve adaletli haber yapan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Bu ilkeli yayınını, bu ilkeli duruşunu, bu adaletli kalemini devam ettirmesini ben ondan bekliyorum. Aynı beklentilerimizi de yine diğer basın camiasındaki gazeteci arkadaşlarımızdan bekliyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı programlar, hayırlı eğlenceler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ali Çelikli Efendi'ye bir kez daha duygu ve düşüncelerini aktardığı için. Sevgili Hüseyin Keskin.